внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Sevgili hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan daha Rusça'dan tekrar merhabalar. Bugün gene fuardayım, askeri fuardayım ve arkamda görmüş olduğunuz İskender M. Masum insanlara Ermenistan tarafından fırlatılan işte o füzeler bu araçtan fırlatıldı sevgili dostlar. Gazetecinin teki de önümden geçti sağ olsun. Neyse, önemli değil. Şimdi bu masumları öldüren, yeri geldiğinde de masum insanları korumak için kullanılan, yani caydırıcı unsur olarak kullanılan bu İskender M'i hep beraber yakından göreceğiz sevgili dostlar. Ama önce sevgili arkadaşlar, beni Moskova 34 adlı hesabımdan, yani Instagram'dan takip etmeyi sakın unutmayın. Çünkü bunun gibi yüzlerce aracın fotoğraflarını oraya yüklüyorum sevgili arkadaşlar. Malum videoya kaydedemiyoruz. Evet, Instagram'dan takip etmeyi unutmadıysanız şimdi videoya başlayalım. Evet sevgili dostlar, aracın önü bu şekilde. Şurada da bir tane soğutucu sistem var. Ama asıl mevzu bu arkada dönüyor. Şimdi zaten ekranda da göreceksiniz nasıl açılıp kapandığını. Ben sizlere burada tabii ki gösteremiyorum. Ama internette dolaşan, efendime söyleyeyim, o kaldırma sistemlerini görebilirsiniz. Tekerlekler gene bu şekilde hayvani. Daha önce ben sizlere sevgili dostlar kıtalar arası füze fırlatabilen bir aracı göstermiştim. O araca da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Çok büyük bir araçtı. Ve bu onun yanında biraz minik kalıyor gerçekten. Her aracın önünde bir subay duruyor. Ve subaya şunu sordum. Bu araç tek başına füze fırlatabilir mi? Bana söylediği şuydu sevgili dostlar. Evet, fırlatabilir. Ama genelde bu araçlar 3 farklı araçtan oluşuyor. Bir tanesi bu. Ana araç. Fırlatıcı. İkincisi sevgili dostlar, füzeleri el ile, füzeleri, balistik füzeleri normal bir şekilde sağa sola göndermek için içerisinde bulunan personelle beraber yönetici bir araç var sevgili arkadaşlar. Diğer üçüncü araç ise insanların içinde yaşayacağı, yani yemeğini yiyebileceği, tuvalete gidebileceği. Çünkü bunlar 24 saat boyunca hizmet verdiği için sevgili arkadaşlar, savaş halinde personelin ihtiyacını giderecek ayrı bir araç olması lazım. O da aslında buna benziyor. Arka tarafı aynen buna benziyor. Şu şekilde. Sadece camları var. Komuta kontrol aracı dedim sevgili dostlar. Komuta kontrol aracı olmadan da dediğim gibi bu araç şu içeride bulunan kabindeki personel tarafından da kullanılır. Aynı zamanda da füze gerekli yere fırlatılırmış. Fırlattığı roket sevgili dostlar 3800 kilo.
480 kiloda arkadaşlar savaş başlığı var. Tabii bu araçla ilgili gereken detayları da sağ alttan çıkacak yerden bakabilirsiniz sevgili dostlar. Burada da hemen bir tane destekleyici unsurlar var. Şöyle görüyorsunuz. Aynı zamanda içeride bulunan kamyonun taşıyıcının motoru şöyle hayvani bir şekilde karşınızda kendisini gösteriyor sevgili arkadaşlar. Yalnız araç çok temiz bakılmış. Bilmiyorum, belki de böyle sergiler için, fuarlar için özel olarak bu araçları tutuyorlar. Onu bilemiyorum. Çünkü normal hareket eden bir aracın iç kısmı çok kirli olur. Ama bu araç kirli değil. Şurada gördüğünüz kapaklar muhtemelen jeneratörleri çalıştırıyor motordan aldığı güçle. Şurada gördüğünüz çıkışlar muhtemelen arkadaşlar bir şeyleri çalıştırıyor. Çünkü bu motor aynı zamanda jeneratör görevi de görüyor benim anladığım kadarıyla. Yan tarafında şöyle merdivenleri var. Ve kapak menteşelerini de şu şekilde görebilirsiniz. Şuralarda hemen zoomlayayım biraz. Kapak menteşeleri de bu şekilde yapılmış sevgili dostlar. Demin sabitleyicileri gösterdim. Aynı zamanda arkada da sabitleyiciler var. Yere basıyor kendini ve roketi fırlatıyor. Aracın arka tarafı bu şekilde. Yalnız askeri araçlarda şunu anlamıyorum arkadaşlar. Neden böyle garip garip çıkıntılar oluyor, garip garip vidalar oluyor? Onu bir türlü anlayamıyorum. Bilenleriniz varsa tabii ki yorumlara yazsınlar. Yalnız bazen biz Türkler insanlara dingil diyoruz ya aşağılamak açısından. Abi şu dingile bakar mısınız? Adama dingil deseniz bile adamın onuru olması lazım. Yani öyle bir dingil yapmış adamlar. Çift taraflı, sağlı sollu şöyle dizel depoları var sevgili dostlar. Ne kadar litre alıyor, ne kadar gidiyor bilmiyorum. Bu arada enteresan bir şey öğrendim sevgili dostlar. Bu araçlar roketiyle birlikte -50 ve +50 derecelerde %100, bakın hani çalışabilir çalışamaz demiyorum, %100 çalışırmış. Zaten Rusya şartlarında bu araçların çalışmaması abi intihar olur. -60 -70 olan yerler var. Gir oradan abi. Gir Rusya'ya. Evet sevgili arkadaşlar. Ermenilerin vahşice sivil halkın üstüne fırlattığı İskender M aracı ve üstünde bulunan roketi buydu. Elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım. Daha önceki videolarımda da söylemiştim sevgili dostlar. Ermeni askeri delegasyonu aktif bir şekilde geziyor. Ben daha önce de burada bulunmuştum. O kadar aktif değillerdi. Bu sene bayağı bir alım gerçekleştirecekler muhtemelen. Tabii Rusya'yı kızdırdılar. Diğer taraftan da işte gönlünü yapalım. Aynı zamanda da borca silah alalım diyorlarsa gelmişlerdir buraya. İnşallah savaş olmaz tabii ki. Ama olursa da artık Azerbaycan boş bir ülke olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Evet sevgili dostlar, benim aktaracaklarım bu kadar. Moskova34 hesabından Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Orada düzinelerce bu fuardan fotoğraf bulabilirsiniz. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.